Hepinize merhaba. Gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yörüngeleri genellikle uzun süreli olarak gözlemlendiğinde belirli bir istikrar gösterir. Ancak bu istikrar bazen dış elementlerin etkisiyle bozulabilir ve sistemde beklenmedik değişikliklere yol açabilir. Fizikçiler iki gök cisminin yörüngelerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini oldukça iyi anlarlar ve bu yörüngelerin genellikle istikrarlı olduğunu bilirler. Ancak üçüncü bir gök cisminin eklenmesi veya mevcut koşulların değişmesiyle sistemdeki dinamikler oldukça karmaşık hale gelebilir. Bu durumda gezegenlerin yörüngeleri üzerindeki etkilerini ve hareketlerini önceden tahmin etmek zorlaşır ve beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir. Hatta bu cisimlerin diğer cisimler tarafından yutularak yok edilmesi dahil. İşte son zamanların belki de en iyi bilim kurgu romanlarından birisi olan ve Netflix tarafından bir bilim kurgu dizisi haline uyarlanan Üç Cisim Problemi Bilmecesi aslında bu konu üzerine kuruludur. 2009 yılında bir grup astrofizikçi, Güneş sistemimiz içerisindeki gezegenlerin 5 milyar sonraya kadar olası konumunun nerede olacağını yansıtan sayısal simülasyon deneyleri gerçekleştirdiler. Ve bu deneylerde öyle bir sonuç ortaya çıktı ki, simülasyonlarda Merkür ile Güneş arasındaki mesafenin çok küçük bir şekilde değiştirilmesi durumunda bile, bütün Güneş sistemimizin beklenmedik bir şekilde tamamen kararsız hale gelebileceği, Merkür'ün yörüngesinin çok sert bir şekilde değişerek, Merkür'ün Güneş'e dalabileceğini veya Venüs ile çarpışabileceği ortaya çıktı. N-cisim problemi denilen bu fenomen, 3 veya daha fazla gök cisminin yerçekimi etkileşimlerinin karmaşıklığını ifade eder. Yani bu tür sistemlerin hareketini tam olarak tahmin etmek ve modellemek zordur. Çünkü içerdiği değişkenler çok fazladır ve matematiksel olarak analiz etmek imkansız hale gelir. Gerçekte iki nesne arasındaki kütle çekimsel hareketlerini tam olarak tahmin edebilen denklemlerimiz olsa da, analitik araçlarımız daha kalabalık sistemlerle karşılaştıklarında tamamen yetersiz kalmaktadır. 3 veya daha fazla nesnenin yerçekimi hareketini tam olarak tanımlayabilen genel bir formülün tüm terimlerini yazmak ise neredeyse tamamen imkansızdır. Üçüncü bir cismin eklenmesiyle karmaşa ortaya çıkmasının temel nedeni yerçekimi etkileşimlerinin karmaşıklığının artmasıdır. İki cisim arasındaki yerçekimi etkileşimi oldukça basittir ama 3 veya daha fazla cisim arasındaki etkileşimler gittikçe karmaşık hale gelir. Üç cisim problemi, Newton'un kütle çekim yasalarına dayanmasına rağmen matematiksel olarak çözümü mümkün değildir. Bunun nedeni, üç cismin birbirleri üzerindeki yerçekimi etkileşimlerinin doğrusal olmayan ve tahmin edilemeyen bir şekilde etkileşmesidir. Örneğin üç cisim problemi, bir cismin diğer iki cisim arasındaki etkileşimleri nedeniyle dengesiz hale gelebilir. Bir cismin hareketi diğer iki cismin yerçekimi etkileşimleri nedeniyle tahmin edilmeyen bir şekilde değişebilir. Bu karmaşıklık sistemin matematiksel olarak analiz edilmesini zorlaştırır ve kesin çözümler genellikle bulunamaz. Yakın bir zaman önce Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada yıldızlar üzerindeki yapılan yeni bir çalışma bu konu üzerinde ilginç bulguları ortaya çıkardı. Gaia uydusu tarafından tanımlanan Samanyolumuz içinde bulunan 90 yakın yıldız çiftinin kimyasal olarak analizi, en az 7'sinin geçmişte bir gezegen yutma olayı gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Peki bu sonuca nasıl varıldı? Araştırmacılar aynı malzeme karışımından doğmuş olan ikiz yıldızlara odaklandılar. Bu yaklaşım kafa karışıklığını azaltarak daha net sonuçlara ulaşmalarını sağladı. Araştırmanın temelinde yıldız çiftlerinin spektroskopik verileri üzerinde yapılan detaylı bir analiz yatmaktadır. Bu analizde belirli elementlerin diğerlerine kıyasla daha yüksek miktarlarda bulunduğu bir kimyasal desen ortaya çıkarıldı. Bu farklılıklar gezegen yutma olaylarına işaret eden güçlü kanıtlar olarak kabul edildi. Yıldızlar arasındaki kimyasal farklılıklar özellikle demir, nikel ve titanyum gibi belirli elementlerin karbon ve oksijen gibi diğer elementlere kıyasla daha yüksek miktarlarda bulunması, bir yıldızın bir gezegeni yuttuğuna dair güçlü kanıtlar sundu.
Bu farklılıklar ancak bir yıldızın, bir gezegenin çekirdek ve diğer malzemelerini yutması sonucunda ortaya çıkabilir. Bir gezegen yıldıza yaklaştığında, yıldızın çekim kuvveti gezegenin dış katmanlarını yıldıza doğru çekebilir. Gezegenin yıldızın içine doğru düşmesine neden olabilir ve yıldızın içine giren gezegen malzemeleri yıldızın kimyasal bileşiminde değişikliklere yol açabilir. Örneğin demir, nikel ve titanyum gibi ağır elementler gezegenlerin çekirdeklerinde bulunan ana elementlerdir. Bu elementlerin yıldızın yüzeyinde artmış miktarlarda bulunması, bir gezegenin bir yıldız tarafından yutulduğuna dair güçlü bir işaret oluşturur. Hoşça kalın, görüşmek üzere.